Vize ve finalde çıkabilecek sorular 30. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir limit sorusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x 1'e giderken sin x kare eksi 1 bölü x eksi 1 limitinin sonucunu L'Hopital kuralı kullanmadan bulun. 1'i götürüp buraya koyduğumuzda tahminen 0 bölü 0 çıkacak ki bize L'Hopital kuralı kullanmadan bulunur diyor. 1'i koyarsak burası sin 0 eder yukarısı. Aşağıya 1'i koyduğumuzda 0 çıkar. Sinüs 0 0 olduğundan dolayı 0 bölü 0 belirsizliği vardır. L'Hopital kuralı kullanmamıza izin verilmemiş. Trigonometriklerle ilgili şöyle bir kuralımız var hatırlayacağımız üzere. X 0'a giderken sin x bölü x 1 eder. Daha genelleştirilmiş hali limit x a'ya giderken sin x eksi a bölü x eksi a'lar da 1 olarak kabul edilir. Çünkü bunun içiyle bunun içerisi birbirinin aynı iken ikisini de sıfır yapan durumlarda da sonuç 1'dir. Sorunumuz bunun içi x kare eksi 1, burası x eksi 1. Burası x kare eksi 1 iken aşağıyı da x kare eksi 1 yapabilirsek şu kural neticesinde bunun sonucunun 1 ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle bu limitin payını da paydasını da x artı 1 ile çarpalım. Çünkü x eksi 1 x artı 1 ile çarparsak x kare eksi 1 elde ederiz. Limit x 1'e giderken sin x kare eksi 1 çarpı x artı 1 aşağıyı x artı 1 ile çarptığımız zaman x kare eksi 1 oluşur. Limitte çarpım durumundakileri iki ayrı limit olarak yazabiliriz. Limit x 1'e giderken sin x kare eksi 1 bölü x kare eksi 1 çarpı limit x 1'e giderken şu x artı 1 kısmını ayrı olarak yazabiliriz. Ardından şu kısmı direkt bir demek yerine şu hareketleri yaparsak daha çok hocaların hoşuna gider. Limit x değil de artık a sıfıra giderken sin a bölü a biçiminde olduğunu söyleyebiliriz bu bölüm. Şurayı çünkü içeriye koyduğumuzda sıfır ediyor. Şurayı şunun içine koyduğumuzda sıfır ediyor. Bunun yerine şöyle bir şeyi yazabiliriz. Veya direkt bir de diyebilirsiniz. Limit x 1'e giderken x artı 1. Tam hocaların görmek istediği şeyi yazdım şu an buraya. Bunun sonucunu artık 1 diyebiliriz. Bu 1'i de getirip buraya koyarsak sonucu 2 buluruz. 1 çarpı 2'den bu limitimizin sonucunu 2 olarak bulabiliriz. Yaptığımız şeyleri en baştan itibaren konuşacak olursak, trigonometrik bir durumda 0 bölü 0 var. Bildiğimiz bilgiler bunlar. Kaydı biraz. Şunu bir silelim. Trigonometrik bir durum var karşımızda ve sonucumuz 0 bölü 0. Bizim bildiğimiz bilgiler şu ikisi. Burası ile burasını aynı yapabilirsek bunun sonucuna 1 deme hakkımız var. Bu nedenle buradaki x kare eksi 1 olduğu için hem payı hem de paydayı x artı 1 ile çarptım ki x kare eksi 1 oluşturdum. Artık buranın sonucu 1 ediyor. Bunları iki ayrı limit biçiminde yazmanızı isterler. Yazdık. Ve buranın sonucuna 1 dedik. Direkt 1 de diyebilirdik. Buranın sonucu da 1'i koyduğumuzda 2 çıktı ve limitin sonucunu 2 olarak bulmuş olduk. Bu tarz bir fikre aşina olarak vize ve final sınavlarına gidersek işimiz oldukça kolaylaşır. Bu sorumuzu burada noktalıyoruz.